yeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Tek bir canlı türü incelendiğinde dahi Allah'ın ihtişamlı yaratışının yüzlerce deliliğini görmek mümkündür. Yaklaşık 10 bin türü bulunan kuşlar da üzerinde düşünülmesi ve incelenmesi gereken canlı topluluklarındandır. Her bir tür birbirinden farklı hayranlık uyandıran özelliklerle donatılmıştır. Rengarenk tüyleri ve estetik görünümleri, her biri ayrı bir mesaj içeren sesleri ve şarkıları, modern uçaklara ilham kaynağı olan kusursuz uçuş mekanizmaları, yuva yapma becerileri ve göç etme konusundaki uzmanlıklarıyla kuşlar, yaratılış gerçeğine delil olan sayısız özelliğe sahiptirler. Kuşlar aynı zamanda sosyal gruplar oluşturma yönünde de özel bir yetenekle yaratılmışlardır. Pek çok kuş türü topluluk halinde yaşar. Bu şekilde birbirlerini tehlikelere karşı uyarırlar. Yiyecek ve barınacak yer bulma konusunda ortaklaşa çalışırlar. Ayrıca çeşitli fedakarlıklarda bulunarak birbirlerine pek çok konuda yardımcı olurlar. Bazı kuşlarda vardır ki zekaları ve çeşitli kabiliyetleriyle dikkat çekerler. Örneğin dans edebilirler, sizinle oyun oynayabilirler, söylediklerinizi anlayabilir, hatta ses taklidi yapabilirler. Birçoğumuz kuşların konuşma yeteneklerini duymuş, hatta televizyonda görmüş veya canlı olarak şahit olmuşuzdur. Kuşkusuz ki bu canlıların konuşabilmeleri ya da sesleri taklit edebilmeleri sıradan olaylar değildir. İnsanlar bile başka sesleri veya konuşmaları taklit etmekte zorlanırken, bu küçücük kuşların duydukları pek çok sesi kusursuz taklit edebilmeleri, konuşma yeteneği göstermeleri olağanüstü bir durumdur. Kuşların sahip oldukları tüm mucizevi özellikler, Allah'ın yüce kudretine şahit olmamız için birer vesiledir. Allah bir ayette kuşlara şöyle dikkat çekmektedir. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir. Kuşlar çığlıklar, şarkılar ve vücut dilleri sayesinde iletişim kurarlar. Sürülerindeki diğer üyelerle, komşuları veya aile bireyleriyle iletişim kurmak için çok çeşitli sesler çıkarırlar. Her kuş türü kendine ait karakteristik bir şarkı söyler. Fakat bu şarkılar yaş, cinsiyet, coğrafi konum ve yılın belirli zamanlarına göre değişiklik gösterebilir. Yani her kuş hangi ortamda hangi sesle çağrı yapacağını bilir. Bizlerse bu seslerin ardındaki mesajları çoğunlukla anlayamayız. Ama bazı kuşların çıkardığı sesler bize çok tanıdık gelir. Çünkü bu kuşlar İnsan sesini taklit edebilirler.
İnsan dilinin bir özelliği olan seslendirmeyi öğrenmek, hayvanlarda çok nadir rastlanan bir özelliktir. Bu özelliğin çok az sayıda hayvanda olduğu bilinmektedir. Bu yeteneğe sahip en güzel örnekse papağanlardır. Papağanlar kapı gıcırtısı, açılan şişe kapağı, telefon sesi, melodili ıslıklar gibi pek çok sesin yanı sıra insan konuşmasını da taklit edebilmektedirler. Bir papağanın telefon çaldığında alo, kapı çaldığında kim o demesi ya da tanıdığı bir kişiyi gördüğünde ismiyle hitap etmesi bu durumla ilk kez karşılaşan kişiler tarafından hayretle karşılanır. Ancak son derece şaşırtıcı olan bu olay, birçok kişi tarafından gereği gibi düşünülmez ya da zaman içerisinde doğal karşılanmaya başlanır. Oysa bir kuşun tek bir kelimeyi söylemesi için bile pek çok hayranlık uyandırıcı olay gerçekleşmektedir. Kuşun duyduğu bir sözcüğü söyleyebilmesi ya da bir melodiyi seslendirebilmesi için fiziksel yapısının buna uygun olması, işitme, görme duyularının kusursuzca çalışması, duyularıyla elde ettiği bilgileri hafızasına kaydedebilmesi ve kendine göre bir anlama kavrama yeteneğine sahip olması gerekir. Oysa kuşlar da diğer tüm hayvanlar gibi müstakil bir akıl ve iradeye sahip olmayan canlılardır. İnsanlardaki gibi düşünme, bilinçli kararlar alma, bunları uygulama konusunda kararlı davranma gibi yetenekleri yoktur. Onlara bu hareketleri yaptıran, şaşırtıcı akıl alametleri göstermelerini sağlayan sonsuz ilim sahibi olan Allah'tır. Her canlının Allah'ın kontrolünde olduğu bir ayette şu şekilde haber verilmiştir. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerindedir. Konuşmak ya da bir sesi taklit etmekse, birçok kişinin düşündüğü gibi yalnızca ağzın açılıp kapanmasıyla oluşan basit bir beceri değildir. Bunun için çok kompleks sistemlerin bir arada bulunması ve bu sistemlere ait tüm parçaların kusursuzca ve uyum içinde çalışması gereklidir. Kuşların ses taklit yeteneği ise tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda pek çok olağanüstülük sergilemektedir. Kuşların sahip oldukları gırtlak yapısı insaninkine hiç benzemez. Gırtlak, ses telleri, dil, dudak, diş gibi insanın konuşmasında etkili olan fiziksel yapılar kuşlarda tamamen farklıdır. Hatta bu organların bir kısmı bu kuşlarda hiç bulunmaz. Bilim adamları kuşların boğazlarına yerleştirilen fiber optik mikroskoplar sayesinde onların ötüşlerini ve konuşmalarını yakından incelemektedirler. Ancak kuşların şarkı söylemeyi ve sesleri taklit etmeyi fiziksel olarak nasıl başardıklarını hala tam olarak açıklayamamaktadırlar. Kuşların insanlar gibi gırtlakları yoktur. Fakat onlarda syrinx denilen ve ses çıkartmalarını sağlayan özel bir organ vardır. Bu ses organı göğüs kısmında, gırtlağın iki bronşa ayrıldığı noktada bulunan ikili bir enstrüman gibidir. Syrinx'in bir ucu bronşa, ikinci ucu diğer bronşa açılır ve bu kanalların her biri ses üretebilir. Bu durum, kuşun aynı anda iki farklı notayı seslendirebilmesini, hatta kendisiyle düet yapabilmesini mümkün kılar. Buralarda üretilen sesler daha sonra büyük ölçüde birbirlerine karışarak kuş şarkılarının zengin bir melodiye sahip olmasına imkan verir. Yani kuşlardaki syrinx organının kompleksliği, çıkarılan seslerin kompleksliğini belirler. Bununla birlikte sesin kalitesi nefes borusunun uzunluğundan, gırtlağın daralmasından, boğazdaki kaslardan, gaganın yapısından ve hareketlerinden de etkilenir. Papağanlarda, muhabbet kuşlarında ve bir kısım ötücü kuşlarda syrinx kaslarının sayısı diğer kuşlara göre fazladır ve yapısı daha komplekstir.
Kuşlar için ses oluşumunda var olan kusursuz tasarım, bu canlıların işitme duyularında da mevcuttur. Kuşların iyi işiten kulakları vardır. Fakat onlar, insanlardan farklı şekilde işitirler. Kuşların bir melodiyi tanımaları için, bu melodiyi hep aynı oktavda duymaları gerekir. Oysa insanlar bir melodiyi farklı bir oktavda duysalar bile tanıyabilirler. Kuşlar bunu yapamazlar. Fakat bunun yerine kuşlar tınıları hatırlarlar. Tınıyı ve armonik varyasyonları hatırlayan kuş, bu sayede yanıt verebileceği çok fazla çeşitlilikte ses duyar, hatta bazen bunları üretebilir. Kuşlar aynı zamanda bizim duyabildiğimizden daha kısa notaları da duyarlar. Ayrıca kuşlar, gelen sesleri hızlı ayırt etmede de insanlardan üstündürler. Kuşların sesi çözme kabiliyeti insanlardan yaklaşık 10 kat daha iyidir. İnsanlar bir nota duyarken kuşlar 10 farklı ses duyabilmektedirler. Bu kuşların sese olan duyarlılıkları o kadar hassastır ki, Bach'la Stravinsky gibi ünlü bestecilerin parçaları arasındaki farkı dahi ayırt edebilirler. Kuşlardaki bu son derece hassas işitme duyusu mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Açıktır ki işitme duyusunu oluşturan parçaların her biri özel bir tasarımla yaratılmıştır. Allah her canlıyı ihtiyacı olan özelliklerle yaratmakta ve onlara akılcı davranışlar ilham etmektedir. Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O, yaratandır, bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir. Kuşlar çıkarttıkları son derece güçlü ve yüksek frekanslı seslerle birbirlerine çağrıda bulunurlar. Bu sesler, kısa basit çağrılardan şaşılacak derecede uzun ve kompleks şarkılara kadar değişiklik gösterir. Yalnızca birkaç kuş türünün sesleri yoktur. Pelikanlar, leylekler ve bazı akbabalar. Kuşların kendi aralarında kullandıkları akustik yapıdaki sesler bir çağrı dili oluşturur. Kuşların şarkıları ise bundan daha uzun sayılabilecek, çoğu zaman melodiler içeren bir dizi notadan oluşur. Kuşların şarkıları çoğunlukla ilkbaharda duyulurken, çığlıkları ise yıl boyunca duyulur. Bu çığlıklar büyük bir enerji harcanmadan basit bir mesajla çabuk iletişimi sağlar. Bu çağrıların birçok işlevi olmaktadır. Kuşlar bazen yavrulara ebeveynleri tanıtmak, bazen sürüyü bir arada tutmak, bazen bir yerde besin kaynağı olduğunu bildirmek, bazen düşmanın varlığı hakkında uyarmak, bazen de düşmanları korkutmak için çağrı yapar ve böylece aralarında iletişim sağlamış olurlar. Kuşların şarkıları da gelişi güzel çıkarılan sesler değildir. Söyledikleri şarkılar belli bir anlam taşıyan, bir amaca yönelik söylenen melodilerdir ve olağanüstü çeşitliliğe sahiptir. Şarkılar kuşların çağrı ve sinyal kullanarak seslenmelerinden çok daha kompleks bir olaydır. Genellikle erkekler tarafından gösteri yapmak, bölgeyi savunmak veya kur yapmak için kullanılır. Hatta şarkıların sosyal bir fonksiyonu olduğu da düşünülmektedir. Örneğin çiftler yuva inşa ederlerken de şarkı yoluyla iletişim kurarlar. Görüldüğü gibi kuşlar bulundukları mekana ve amaçlarına en uygun olan yöntemi kullanmaktadırlar. Her kuşun hangi ortamda hangi şarkıyı söyleyeceğini bilmesi, söyleyeceği şarkının anlam ve amaç taşıması bir kuşun kendisinin hesaplayabileceği bir durum değildir. Düşünme ve muhakemeden yoksun canlıların böylesine akıl ve öngörü alameti taşıyan davranışlar sergilemeleri ancak Allah'ın onlara ilham etmesi sayesinde olabilir. Yaptıkları bilinçli hareketlerin, sahip oldukları yeteneklerin tek kaynağı budur.
kendinden bir nimet olarak göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Bazı kuşlar tüm mucizevi özellikleriyle beraber bir yeteneğe daha sahiptirler. Öğrenme. Anlama, öğrenme yeteneği bakımından konuşan kuşlar arasında gri Afrika papağanlarının en iyi oldukları bilinir. Papağanların çarpıcı özelliklerinden biri, konuşmaları nesnelerle ya da hareketlerle ilişkilendirebilmeleridir. Örneğin bir süre her sabah kafesinin üzerindeki örtü kaldırılırken kendisine günaydın denen bir papağan, bir sabah örtüsü kalktığında bu kelimeyi kendiliğinden söyleyebilir. Üstelik çoğu kuş bunları kendilerine özel olarak öğretilmediği halde yapabilir. Bunun nedeni söz konusu kuşların bu olaylar esnasında geçen konuşmalar arasında ilişki kurabilmeleridir. Uzunca bir süre papağanların ve diğer konuşan kuşların sadece taklit yaptıkları düşünülürken, yapılan araştırmalarla bu canlıların şaşırtıcı zihinsel yetenekleri olduğu anlaşılmıştır. Hatta bilim adamları, kuşların iletişimindeki kompleksliğin daha yeni yeni anlaşılmaya başladığına inanmaktadırlar. Profesör Iron Paperback'in 1977 yılından beri hayvan davranışları konusunda yaptığı çalışmalar, kuşların konuşma ve anlama yetenekleri hakkında derinlemesine bilgi vermiştir. Bu çalışmaların en dikkat çekici olanı, bir Afrika papağanı olan Alex ile yapılmıştır. Alex, belirli kelimeler kullanarak araştırmacıyla iletişim kurabilmekte, kendisine verilen emirleri anlamakta, kendi isteklerini dile getirebilmekte, sayı sayabilmekte, cisimleri, renkleri, şekilleri tanıyabilmektedir. Bu kabiliyet bilim adamlarına göre yüksek bir şuur göstergesi olan öğrenme sonucunda gerçekleşmektedir. Bu papağan yapılan çalışmalar sonucunda sıfatlarla ilgili cümlecikler de öğrenmiştir. Örneğin kırmızı, mavi, yeşil, sarı, turuncu, gri ve mor renkleri birbirinden ayırt edebilmektedir. Cisimlerin sayısını ayırt etmek için 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarını kullanabilmektedir. 5 farklı şekli 2, 3, 4, 5 veya 6 köşeli olarak isimlendirebilmektedir. Bir oyuncak araba gösterildiğinde onun ne olduğunu söyleyebilmektedir. Aynı zamanda belirli bir renkte ve şekilde olan cisim için yeşilin ve 3 köşelinin farklı bir kategoriyi temsil ettiğini anlamıştır. Hangi renk ya da hangi şekil gibi sorulara her iki özellikten birine göre cevap vermektedir. Diğer bir deyişle, bir eşyanın rengi kendisine sorulduğunda şekliyle ilgili bir cevap vermemekte, eşyanın rengini söylemektedir. Aynı şekilde eşyanın biçimiyle ilgili sorulan sorulara da doğru cevap vermekte, kendisinden kare cevabı bekleniyorsa renkle ilgili değil, şekille ilgili bir cevap vermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda görülmüştür ki, Alex, eğitimlerde kullanılmayan isim, renk, şekil ve malzemeler hakkında da doğru cevap verebilmektedir. Örneğin iki farklı renkte anahtar gösterilip, hangi renkte olanın büyük olduğu gibi yönlendirilmiş bir soruya doğru cevap vermektedir. Veya aynı anahtarları gösterip aralarındaki fark sorulduğunda renkleri olduğunu söylemektedir. Tell me what's different. Good parrot. You're right. Different color. All right, now look. Kuşkusuz bunlar Allah'ın yaratmasındaki ilim ve aklın birer göstergesi olarak bizi düşünmeye sevk etmelidir. Kuşları konuşma, taklit etme gibi çeşitli kabiliyetlerle yaratan Allah'tır. Allah'ın dilemesiyle bu hayvanlar
kendi beyin kapasitelerinden beklenmeyecek ölçüde üstün bir yetenek göstermekte ve insanları hayrete düşürecek davranışlar sergilemektedirler. Doğada bulunan bu ve benzeri daha binlerce örnek, insanların Allah'ın gücünü ve kudretini bir kez daha görmelerine aracı olmakta, Allah'ı gereği gibi tanımayan pek çok insanın yaratılış gerçeğini düşünmesini sağlarken, iman edenlerin imanlarının daha da güçlenmesine vesile olmaktadır. Allah, gökte ve yerde bulunan sayısız yaratılış delili üzerinde düşünmemizi emretmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, yalnızca vicdanının sesini dinleyen insanlar bu açık delilleri görebilecek ve Allah'ın izniyle bunların anlamını kavrayabileceklerdir. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. İzlediğimiz canlılardaki bu gibi akılcı davranışlar karşısında doğadaki canlıların tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia eden evrim teorisi çıkmaza girmektedir. Çöküntüye uğramış bu teori, canlılığın kökeniyle ilgili iddialarına hiçbir bilimsel kanıt getiremediği gibi canlıların sahip oldukları sayısız olağanüstü özelliğin kökeni hakkındaki soruları da yanıtsız bırakmaktadırlar. Yıllardır pek çok evrimci, şempanzelerin insanlarla olan sözde akrabalık bağlarına delil sunabilmek amacıyla şempanzelerle insanlar arasındaki benzerlikleri tespit etmeye çalışmaktadır. Ancak harcanan onca zaman ve emeğe karşın şempanzeleri konuşturma çabaları sonuçsuz kalmıştır. 17. yüzyıldan bu yana hayvan eğitimcileri ve araştırmacılar şempanzelere konuşma öğretmeye çalışmalarına rağmen bunu becerebilmiş hiçbir şempanze olmamıştır. Böylece evrimcilerin maymunları konuşmayı öğrenme açısından en elverişli hayvan olarak gösterme yönündeki çalışmaları da hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Bu durum, şempanzeler ve insanlar arasında evrimcilerin hayal ettiği gibi bir ilişki olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ayrıca papağanların yetenekleriyle kıyaslandığında şempanzelerin çıkardıkları sesler son derece basit kalmaktadır. Bunun gibi bir kısım kuşların sesleri taklit edebilme yeteneği, evrimcilerin önemli iddialarından biri olan evrimsel soy ağacı iddiasını bir başka açıdan daha anlamsız kılmaktadır. Çünkü insanla fiziksel olarak hiçbir benzerlik taşımayan bir papağanın konuşma gibi yüksek zeka gerektiren bir yeteneğe sahip olması, hiçbir evrimsel kalıba uymamaktadır. Evrimcilere göre, sözde evrimsel soy ağacında şempanzeler, insanın hemen arkasında yer almalıdırlar. Ancak Allah'ın yarattığı canlılardan biri olan konuşan kuşlar, gösterdikleri yüksek şuurla ve sesleri taklit yeteneğiyle evrimcilerin bu iddialarını geçersiz kılmaktadırlar. Evrimciler için bu konunun sıkıntı oluşturan bir başka yönü de kuş zekasının kökeniyle ilgilidir. Kuşlar, eğer evrimin öne sürdüğü gibi primatlardan daha az gelişmişlerse, kendilerinden daha ileri oldukları öne sürülen primatların sahip olmadığı bu özelliği birdenbire nasıl kazanmışlardır? Evrimciler bu konuya açıklama getirmeye çalışırken, primatların konuşmaları taklit etme yeteneklerinin olmayışını gırtlak yapılarındaki farklılığa bağlarlar. Ancak bu hiçbir şekilde yeterli bir açıklama değildir.
Kuşların da gırtlak yapıları insana kesinlikle benzemez. Ancak Allah'ın onlara verdiği yetenek sayesinde insan konuşmalarını rahatlıkla taklit edebilirler. Evrimcilerin bu iddiasının geçersizliğini Cambridge Üniversitesi zoologlarından ve alanında tanınmış bir otorite olan W.H. Tropp şu şekilde ifade etmektedir. Burada söylenebilecek tek şey, insan konuşmasını taklit etme konusunda kuşların seslendirme organlarının çok açık bir biçimde şempanze ya da gorilden daha az uygun olduğudur. Bence eğer bir kuş gırtlağını şimdiye dek onu ilk defa gören bir gırtlak uzmanına gösterseniz ve ona böyle bir gırtlağa sahip canlı nasıl konuşabilir diye sorsanız, buna kesinlikle imkansız diye yanıt verecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın bir kısım kuşlara verdiği bu yetenek, evrimci açıklamaları geçersiz kılan önemli örneklerdendir. Gırtlak yapıları ne kadar farklı olursa olsun, Allah bu kuşları konuşmaya elverişli şekilde yaratmıştır ve söz konusu kuşlar insanları hayrete düşürecek şekilde net konuşabilmektedirler. Yalnızca bu örnekte değil, doğayı inceledikçe hep aynı gerçekle karşılaşırız. Canlılar evrim teorisinin tesadüf iddiasını tamamen geçersiz kılan, son derece iyi tasarlanmış, kompleks yapılara sahiptirler. Farklı alanlarda yapılan birçok bilimsel araştırma da Darwin'in iddialarını çürütmüş durumdadır. Gerçek çok açıktır ve gözler önündedir. Tüm canlıları Allah ayrı ayrı en eksiksiz şekilde birbirinden kusursuz sistemlerle birlikte yaratmıştır. Bu gerçeği Allah Kur'an'da şöyle bildirmektedir. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Film boyunca Allah'ın yarattığı harika canlılardan biri olan sesleri taklit edebilen kuşları izledik. Duydukları sesleri taklit edebilmek için sahip oldukları mekanizmanın mükemmelliğine tanıklık ettik. Araştırmalar sonucunda elde edilen bilimsel bulgular, kuşlardaki bu mükemmel mekanizmanın kusursuz bir tasarımın eseri olduğunu ortaya koymaktadır. Allah'ın üstün ilim ve sanatı, yarattığı varlıklarda gösterdiği ihtişam, hiçbir aldatıcı teoriyle örtülemeyecek kadar açıktır. Kuğular, tavus kuşları, rengarenk papağanlar ve daha saymakla hatta genelleme yapmakla bitiremeyeceğimiz kadar pek çok canlı, tesadüf iddialarını yalanlamakta, her an her dakika kendilerini yaratan Rabbimizin sonsuz gücünü sergilemektedirler. Allah kendi varlığının sayısız delilini insanların gözleri önüne sermiştir. Onun sonsuz aklı ve ilmi canlılar üzerinde tecelli etmektedir. Yüce Rabbimiz sonsuz rahmetiyle en umulmadık, en aciz, hatta çoğu zaman bir beyne bile sahip olmayan canlılara akıl almaz işler yaptırmaktadır. Bunun bir sonucu olarak yeryüzünün her köşesindeki büyük küçük birçok canlı, İnsanları hayrete düşüren ve kendilerinden beklenmeyen hareket ve davranışlar sergilemektedir. Her canlı kendi üzerinde yaratılmış olduğunu bize gösteren deliller taşımaktadır. Tüm bu muhteşem yaratışın sahibi ise göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah'tır.
İnsana düşense, Allah'ın yarattığı bu deliller üzerinde samimi olarak düşünmek, onu övüp yüceltmek ve ondan gereği gibi korkmaktır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.